Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rümeysa. Eğer kanalıma ilk defa gelip videolarımı ilk defa izliyorsanız siz de hoş geldiniz diyorum. Ve ilk başta da söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugünkü videomun konusu poz verme teknikleri. Biliyorsunuz ki çoğu insan fotoğraf çekinirken, poz verirken çok sıkıntı yaşıyor. Nasıl poz vereceğini bilemiyor, nereye bakacağını bilemiyor, elini kolunu nereye koyacağını kestiremiyor. Ve ben de böyle bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için bir böyle video çekmek istedim poz verme teknikleri üzerine. Tabii ki ben de çok böyle profesyonel değilim bu konuda. Ama ben fotoğraf çekinmeyi çok sevdiğim için bu konuda kendimi biraz geliştirdim diyebilirim. Yani aslında poz vermek kadar sizi çeken kişi de çok önemli. Bunu biliyorsunuzdur. Yani siz ne kadar güzel poz verirseniz verin, karşınızdaki kişinin fotoğraf çekme açısı, bakış açısı farklıysa, yani eğer o işten anlamıyorsa, emin olun siz ne kadar güzel poz verirseniz verin, o fotoğraflar hiçbir şekilde güzel çıkmıyor. Bunu zaten yaşayan herkes biliyordur. Ve hepimizin çevresinde illaki güzel fotoğraf çeken bir kişi mevcuttur. Ve genelde hep bir yere gittiğimiz zaman o kişiyle gitmek isteriz. Gezilere, işte atıyorum bir etkinliklere vesaire katıldığımız zaman isteriz ki güzel fotoğraflar çekelim, geriye güzel anılar kalsın. Bu yüzden de böyle anlayan kişilerin olması hayatımızda gerçekten büyük bir avantaj diye düşünüyorum ben. O yüzden dediğim gibi çekecek kişi de çok önemli siz kadar. Eğer karşınızda güzel fotoğraf çeken birisi varsa geriye sizin poz vermeniz kalıyor. Bunun için böyle birkaç tüyo, teknik tarzında bilgiler vermek istiyorum. İsterseniz ilk maddemizle başlayalım. Evet arkadaşlar, poz verirken boynunuzu göstermek size asilik katacağı kadar boynunuzu da daha uzun gösterecektir. Yani poz verirken boynunuzu göstermeye çalışın. Bu dediğim gibi boyunuzu daha uzun gösterecek ve size daha asil bir hava katacaktır. Bunu fotoğraf çekinirken mutlaka aklınızda bulundurun. İkinci seçeneğimiz arkadaşlar, her şeyden önce poz verirken dik durmaya özen göstermeliyiz. Dik durmak günlük hayatımızda da aslında çok önemli ve ben günlük hayatımda çok fazla bunu beceremiyorum. Hatta kendi kendime diyorum işte yaşlanınca kambur mu kalacağım falan gibisinden. Çünkü ister istemez böyle bir çöküntü geliyor insanın gün içerisinde otururken ya da yolda yürürken ve bu artık vücudunuza işliyor. Artık vücudunuz böyle bir şekil almaya başladığı için sürekli böyle kambur duruyorsunuz. O yüzden fotoğraf çekinirken dik durmaya, omuzlarınızı dik tutmaya özen gösterin. Bu sizi daha kendinize özgüvenli olduğunuzu gösterecek. Ve fotoğraflarda emin olun daha güzel çıkacaksınız. Üçüncü seçenek, eğer oturarak poz veriyorsanız kesinlikle arkanıza yaslanarak poz vermeyin. Daha çok biraz daha böyle kameraya yakınlaşarak poz verirseniz kameranın odak noktası siz olursunuz. Ve fotoğrafta daha güzel çıkarsınız. Ve oturarak poz verirken bunun olmazsa olmazlarından diğer bir kuralı da poz verirken biraz yan durmanız. Kesinlikle bu sizi daha güzel gösterecek. Otururken arkamıza yaslanmıyoruz. Daha çok kameraya yakın oluyoruz odak noktası olabilmek için. Ve kameraya karşı yan duruyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Evet arkadaşlar, yine oturmaktan devam ediyorum. Otururken poz veriyorsunuz, atıyorum boydan çekileceksiniz. Ve bacaklarınızın daha uzun ve ince çıkmasını istiyorsanız eğer, bir bacağınızı diğer bacağınızın biraz daha yukarısında duruyormuş gibi ayaklarınızı eğer uygularsanız daha uzun ve daha ince çıkabilirsiniz. Kesinlikle bunlar denenmiş teknikler olduğu için bunları sizinle paylaşıyorum ve gerçekten çok fark ediyor bu tekniklerle fotoğraf çekindiğiniz zaman. Evet, vücudunuzun 4'te 3'ü kameraya dönük olmalı. Buna da çok dikkat edin lütfen. Fotoğraf çekinirken vücudunuzun 4'te 3'ünün kameraya dönük olduğundan emin olmalısınız. Diğer bir seçenek arkadaşlar, yüzünüzü ön plana çıkarmak için boynunuza ya da çenenize böyle hafif dokunuşlar yapabilirsiniz fotoğraf çekinirken. Ben bunu çok kullanıyorum. Yani böyle yakın bir fotoğraf çekineceksem, genellikle yani yüzümün daha belirgin olduğu bir fotoğraf çekineceksem mutlaka ellerimi kullanırım. Ya böyle çenemde ya boynumda, yani bir şekilde ellerimi kullanıyorum. Ve bu gerçekten fotoğrafa ayrı bir hava katıyor. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Evet arkadaşlar, poz vermede biliyorsunuz ki en önemli noktalardan birisi de
Bakışlar. Kesinlikle bakışlarınız çok önemli. Yani tabii ki her zaman fotoğraf çektiğinizde aynı modda olamıyorsunuz. Yani o gün atıyorum mesela kıyafetiniz içinize sinmiyor ya da makyajınız içinize sinmiyor. Bir şekilde bir şeyler eksik oluyor. Ya da tam tersi bazı günler her şey muhteşem. Böyle fotoğraflarda çok güzel çıkıyorsunuz. Bunu herkes yaşıyordur eminim ki. Kesinlikle bu modla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bakışlarınız da çok önemli fotoğraf çekinirken. Bakışlarınız asla anlamsız olmamalı. Yani bakışlarınız mutlaka bir anlam taşımalı. Boş bakışlar olmamalı. Bu gerçekten çok önemli. Ve sizi biliyorsunuz normal hayatta da en çok insanı ifade eden şey bakışlar ve gözlerdir. O yüzden bakışlarınız çok önemli. Lütfen fotoğraf çekinirken de bakışlarınıza çok dikkat edin ve bunu önemseyin. Evet arkadaşlar, diğer bir madde de insanlar fotoğraf çekinirken nereye bakacağını kestiremiyor. Aslında şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kamerada kendinize bir nokta belirleyip fotoğraf çekinirken o noktaya bakabilirsiniz. Yani illa kameraya bakmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ama böyle bir boşluğa bakarmış gibi lütfen bakmayın. Tabii ki şöyle bir poz var artık, bunu biliyorsunuz. Bunu ben de çok kullanıyorum. Böyle kameraya değil de karşıya bakarmış gibi, hani hatta halk arasında haberim yokmuş gibi çek pampa muhabbeti var ya, aynen o şekilde karşıya bakarak da gayet doğal pozlar verebilirsiniz. Tabii ki bunun dozu da var. Yani ne bileyim, çok böyle havaya bakarak değil. Hafifçe böyle gözlerinizi karşıya çevirerek poz verebilirsiniz. İlla ki tabii ki kameraya bakmak zorunda değilsiniz. Ama kameraya karşı bakıyorsanız da yani kendinize bir nokta belirleyin ve o noktaya bakın. Oraya sabit kalırsanız daha güzel çıkar fotoğraflarınız. Az önceki bakışlar konusuna tekrar geldim. Bakışlarınızda kendinizi seksi ve çekici hissetmelisiniz. Yani şöyle poz verirken alımlı, çekici, seksi bakışlar uygularsanız eğer fotoğraflarınız daha alımlı, daha çekici, daha görsele hoş fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bunu mutlaka deneyin. Bence şöyle bir şimdi soru işaretleri olabilir aklınızda. Nasıl seksi bakacağım, nasıl işte alımlı bakacağım tarzında. Tabii ki bu herkesin bakışı farklı. Yani bunu eğer yapabiliyorsanız deneyin mutlaka. Kendinizi geliştirebilirsiniz fotoğraf çeke çeke. Bunları kendiniz de çekebilirsiniz evde. İlla bir başkasını çekmesi gerekmiyor tabii ki. Kendiniz evde bakarak kendi profilinizi ilk önce tanımanız gerekiyor. Yani yüzünüzü. Ondan sonra fotoğrafta hangi açıdan daha güzel çıktığınızı, hangi profilden daha güzel çıktığınızı ilk önce bunları keşfetmeniz gerekiyor kendinizde. Daha sonrasında kendinizi bildikten sonra zaten poz verirken hangi profili kullanıyorsunuz daha çok o yönden fotoğraflar çekmeye çalışabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise arka plan. Yani fotoğraf çekinirken arka planınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer o gün giydiğiniz kıyafetlerle aynı tonlardaysa arka plan, kesinlikle siz arka planın gerisinde kalacaksınız. Yani arka plan sizin önünüze geçmiş olacak. O yüzden arka planı seçerken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, son olarak da boydan fotoğraf çekilirken biliyorsunuz aşağıdan kamera tutup çekmek kesinlikle boyunuzu daha uzun gösteriyor. Bu zaten herkesin bildiği bir teknik. Eğer kamerayı yukarıdan tuttuğunuzda gerçekten çok kısa boylu gözüküyorsunuz. Bunu normal otururken de aynı şekilde. Kesinlikle çekerken kamerayı bir tık daha aşağıdan tutup çekerseniz hem geniş açıda çekmiş olursunuz hem de daha güzel çıkar fotoğraflarınız. Ben kendimce böyle uyguladığım teknikleri sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz artık zaten Instagram filtreleri olduğu için çok fazla normalden fotoğraf çekinmiyoruz. Daha çok Instagram filtrelerini kullanıyoruz günlük hayatta. Böyle olduğu için artık böyle normal kamerayı kullanmak çok azaldı aslında. Daha çok böyle nasıl desem manzara fotoğrafı ya da daha çok böyle post atmalık fotoğraflar falan çekiliyor. Ama diğer türlü story'e atacağımız zaman genelde Instagram filtrelerini çok fazla kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. İnkar etmiyorum bunu. Ama diğer türlü fotoğraflarda kesinlikle çekinirken bunlara dikkat etmenizi isterim. Ve güzel fotoğraflar elde etmeniz açısından bunlar kesinlikle teknik açıdan uygulanması gereken seçenekler bence. O yüzden denemeyi unutmayın. Mutlaka deneyin. Şimdiden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.
Eğer istekleriniz, yorumlarınız olursa aşağıya yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.